Adamın mümin üstündeki desteği asıldır. Güzel yüzüm, Allah kendi ruhunu taşıyanları ayrı bir kategori olarak alıyor. Yani ayrıdır o, onlar. Onlar işte gerçek insan, Allah'ın insan olarak kabul ettiği varlıklar. Bir de o gerçek insanlara eğitimde faydası olması için yarattığı ruhu olmayan insansı varlıklar var, insan gibi görünen. Onlara da insan diyoruz biz. Onları kullanarak Allah insanları eğitir. Ama ruh sahibi olan müminler genelde hissedilir. Yani tavrıyla, kişiliğiyle, şahsiyetiyle hemen anlaşılır. Allah onların rahat, huzurlu yaşamasını istiyor. Yani huzur içinde sonsuza kadar yaşamalarını istiyor Allah. Allah onlarda yaşıyor zaten, o insanlarda yaşıyor. Allah'ın ruhu olduğu için onlar. Allah onlarda yaşar. Ama Allah ayrıca şekilde, bak, insanın bilmediği bir şey var. Tevekküle çok önem veriyor Allah. Yani Allah kendine güvenilmesine çok önem veriyor. İnsanlar da bedenine çok önem verdikleri için orada bir tevekkül çatışması oluyor. Yani bütün sorun oradan çıkıyor aslında. Onlar bedenini kıymetli biliyor. Kendine ait zannediyor beden. Hop oturup hop kalkar insanlar. Çünkü beden öyle nazik bir varlık ki, mesela burnu kanasa bütün vücut gidiyor. Kulağı ağrısa bütün vücut gider. Sırf kulağın yüzünden çok mutsuz olabilir. Parmağın ucuna mesela çekiç geliyor. Vücut iptal olur parmağın yüzünden. Yani bedenin tamamının korunması gerekiyor. Bedenin iç organlarında korunması gerekiyor, dış organlarında korunması gerekiyor. İç organ da başına bela olur. Mesela karaciğerinde bir rahatsızlık, safra kesesindeki bir rahatsızlık, kalbinde bir rahatsızlık bütün vücuda vurur. Veyahut diğer organlarındaki bir rahatsızlık bütün vücuda vurur. Ama işte o önem verme işi belanın asıl ana kaynağı oluyor. Halbuki o organlar hepsini yaratan Allah, görüntü olarak yaratılıyor. Ama insanlar görüntü olduğunu farkında olmadığı için, onu cisim olarak zannettiği için bozuldu bozulacak, kırıldı kırılacak, bütün ömürleri ondan geçiyor. Allah'a o yüzden de uzak duruyorlar. Yani bedene bir şey olacak korkusuyla. Bedeni zaten Allah kökten öldürüyor. İşin garip yanı da ona önem vermiyorlar da, yani ölmesine o kadar önem vermiyorlar, ona teksif olmuyorlar. Ölmeden önce bir şey olmasına çok kafayı takıyorlar. O yüzden de Allah sürekli bir şey verir insanlara, az veya çok çeşitler verir. Onu kafasından silmesi lazım insanın. Çünkü Allah'a yaklaşmasını engelleyen en önemli neden o olmuş oluyor. Yani bedenine zarar gelmesi korkusu. İmtihanın ana oturduğu zemin odur zaten. Yani mesela Eyüp peygamber imtihan oluyor. Niye? Bedenine zarar gelmesine karşı direndiği için. Hazreti Musa, Allah diyor ki git Firavun'a. Gitmiyor. Niye gitmiyor? Bedenine zarar getirecekten gitmiyor. Yani vurur bir şeyle, kesici bir aletle vurur. Yahut öldürmeye kalkar. Veyahut işte bir şey yapar diye zarar verirdin çekiniyor. Bütün olayların tamamında bu vardır. Yani o kökende bu var. Tabii Allah'ın bir sırrı. Yani bu zengin bir sır aslında bu. Yani zorluklar çok zengin bir sırdır. Yani en zengin kısmıdır aslında dünyanın bu. Acılar ve zorluklar, vücuda gelen işte yaralanmalar, hastalıklar, insan ruhunun en zengin, en mükemmel olan yönüdür. Halbuki en az dikkati çeken, hatta kirli gibi görünen bir yöndür bu. Çünkü beli ağrıyor, sırtı ağrıyor, kolu ağrıyor. Yani veyahut işte korkuyor, bacağı kopuyor falan. Bunlar insanların gözünde kirli görünen şeylerdir, yani hoş olmayan şeylerdir. Halbuki Allah katında en makbul olan kısım bu oluyor. Ondan girse zaten kolay. Bunlara gösterilen tepkiyi Allah çok önemli görüyor. Yani buna gösterecek tevekkülü çok önemli görüyor. Buna rağmen de dünyada aslında ben bakıyorum insanlara, kolay imtihan ediyor Allah. Sokakta insanlara bakın, bayağı milletin keyfi yerinde yani. Kim okulunun peşinde, kimin nişanlanmanın peşinde falan. Yani öyle bir dertleri yok. Ben o anlamda acı çeken kimseyi görmedim pek. Öyle bir olay yok.
acı çekse bile onun keyfinden, öbür konuların kovalamacasının keyfinden ona dikkatini veremiyor. Mesela ayağı ağrısa bile topallayarak gidiyor yani hiç. Öyle bir derdi olmuyor.